Evet bir hashtaglik bir feminist derneği yemi, feminist derneği beyt kadın. Bakalım bunun da karikatürünü yapacaklar mı? Bunun da hashtagini falan yapacaklar mı? Zehra için adalet falan diyecekler mi? İlginç bir haber. Ne de olduğunu biraz da anlarsınız. Eskişehir'de nişanlısını öldüren 22 yaşındaki Zehra A'nın bir önceki nişanlısını da yaraladığı ortaya çıktı. Mahkemeye çıkartılan şüphelinin öldürdüğü Emrah Öztürk için bana yanaşmaya çalıştı aramızda boğuşma olunca boğazından yaraladım dediği iddia edildi. Bak akıllanmış. Çünkü daha önce başka bir şey demişti. Şimdi ona geleceğiz. Eskişehir'de sevgilisini boğazından bıçaklayarak öldüren Zehra A ile ilgili kan donduran detaylar ortaya çıkmaya başladı. Emre Öztürk'ü öldürdükten sonra Zehra A'nın nişanlısının evine gittiği öğrenildi. Burada olayı saklayan Zehra A'nın aileyle birlikte kayıp olan nişanlısını aradığı, aileyi yakından bulunan mezarlığa yönlendirdiği öğrenildi. Olay sonrasında ise Eskişehir Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde yakalanan şüphelinin ilk ifadesinde Antalya'ya dinlenmek için gitmek istediğini söylediği ortaya çıktı. Şimdi Zehra A. Jandarma ekiplerine verdiği ifadeyi sevk edildiği adliyede değiştirdi. Zehra A'nın jandarmada verdiği ilk ifadede ormana gittik orada gözlerini kapat sana bir sürprizim var dedim. Gözlerini kapattıktan sonra ilk önce karnından ardından da yere düşünce diğer yerlerinden bıçakladım ölmeyince boğazını kestim dediği öğrenildi. Ancak Zehra A. adliyede verdiği ifadede şunları kaydetti. Acaba avukatıyla görüştükten sonra mı fikrini değiştirdi? He? Ben hatta bu haberi ilk okuduğumda şey diyecektim. Çok yanlış yapmışsın. Bu kadar feminist derneği varken bana tecavüz etmeye çalıştı demen lazımdı. Çünkü bu dernekler için neyin gerçek olduğu önemli değil. Bu dernekler için erkek düşmanlığı önemli. Biliyorum farkındayım. Kendisine feminist diyen herkes böyle değildir. Ama şunu da artık konuşalım isterseniz. Feminist kelimesine demek diye sorduğun zaman her zaman için kadın erkek eşitliği savunan kişilere denir diye bir cevap veriyor. Feministin içinde erkek nerede? Feminist kelimesinin içinde erkek nerede? Bence arkadaşlar ve bayanlar bu kanser gruptan bıktıysanız artık ben de kadın erkek eşitliğini savunuyorum ama bu kanser erkek düşmanı gruptan bıktım içinde bizzat PKK'nın kurucusu Sakine Cansız'ın bile olduğu grupların bu feminist kelimesini parsellemesinden bıktım. Diyorsanız isterseniz kendinizi egalitarian ya da eşitlikçi diyebilirsiniz. Bence feminist kelimesini kullanmayı bırakın. Gerçekten eşitlikçiyseniz feminist kelimesini artık kullanmayalım. Bırakalım feminist kelimesi bu erkek düşmanlığı üzerinden prim yapan ya da kendi çarpık siyasi görüşüne sevimli bir sıfat eklemeye çalışan, sevimli bir etiket eklemeye çalışan grupların oyuncağı olsun. Yani demem odur ki hani bazen diyorsunuz ya gerçek feminizm bu değil. Bence bırakın gerçek feminizm bu olsun siz kendinize eşitlikçi deyin. Bazen feminist kadınlar dediğim zaman kızıyor bana bazı bayanlar ben de feministim diye dediğim gibi. Bundan sonra kızmayın çünkü eşitlikçileri değil bu güruhu kastediyorum. Şimdi Avukatla konuştuktan sonra bakalım neler demiş. Bana yanışınca boğuşmaya başladık. Bu sırada boğazından yaraladım. Daha önce başımdan bir nişan geçti. O nişanı attım. Orada da nişanlımı bir araba içine yaraladım. İkinci kez Emrah ile nişanlandık. Bununla da olmayacağını söyledim. Ancak ailem bana nişan atarsam ölümün çıkacağını söyledi. Aile baskısı olmuştu. İki aile de nişanı atmaya razı değil. Emrah bana mezarlığa seni götürüyorum deyip kent ormanına götürdü. Yanaşmaya çalıştı. Ben de olmayacağını söyledim. Bıçak çıkarttı. Ben her zaman yanımda bıçak taşırdım. Ancak Kars'ta taşırım. Buraya perşembe günü geldim. Ondan yanımda getirmedim. Emrah ile boğuşmaya başlayınca boğazından yaraladım ve kaçtım. Ben evlenmek istemedim. Okumak istiyordum. İkinci olunca buna mecbur kaldım. İşte bu. Vermen gereken ifade buydu. Çünkü şey önemli değil şimdi bak. Şu noktadan sonra öğrenmiş işte. Kadın öğrenmiş. Sen benim istediğimi yapmıyor musun? Çat çat çat. Doğurarım ben seni deşerim. Ondan sonra derim ki bana tecavüz etmeye çalıştı. Zorla birlikte olmaya çalıştı. Neden? Çünkü söylediğimin doğru olup olmadığı önemli değil. Sonuçta söylediğin doğru olup olmadığını büyük ihtimalle söylediğiyle olay yeri inceleme ve otopsi raporları tutuyor mu? Uyuşuyor mu? Veya kadının üzerindeki darp raporu uyuşuyor mu? Bunlara bakarlar. Ama olsun önemli değil. Sen şimdi büyük ihtimalle kahraman olmuşsundur. Neydi arkadaşlar? Neydi? Erkek düşmanı grupların sloganı Neyin kanıt olduğu önemli değil, neyin gerçek olduğu önemli değil, hiçbir şey önemli değil. Önemli olan ne? Cinayeti işleyen kadının ağzından ne çıktığı. O diyorsa doğrudur. Şimdi büyük ihtimal ne diyecekler? Adli tıp da işin içinde. Olay yeri inceleme de işin içinde. Hepsi kadın düşmanı oldukları için, patriyarkiyi, erkek egemen toplumu yüceltmeye çalıştıkları için, kadınlara baskı kurmak istedikleri için, kadın düşmanı oldukları için zavallı tecavüze uğramak üzereyken can havliyle nişanlısını boğazını kesen hem de ikinci kere bu kadının söylediği doğru sadece. Ha, adli raporda birkaç yerinden daha mı bıçaklandığı gözüküyor? Önemli değil. Onu kesin otopsiyi yapan doktorlar bıçaklamıştır. Değil mi? Kadınları ezmek için. Demiştir ki biz ataerkilliği yayma kürsüsünden geliyoruz. Çabuk şu ölmüş adama birkaç kere daha saplayalım bıçağı da şu şeytan bakışlı, sosyopat bakışlı kadın sanki katilmiş gibi gözüksün. Evet aferin öğreniyorsunuz öğreniyorsunuz. Bak ilk başta nişanı atmak istediğini söyleyince gözlerini kapat dedim da falan deyince ben dedim sen ne yaptın? Sen ne yaptın? Bu kadar bak bir sürü hashtag yaptılar. Bu kadar erkek düşmanı grup kurdular. Bunlardan faydalanman lazım. Ondan sonra tabii o da akıllanmış. Avukatı öğretti büyük ihtimalle. Hemen dönüverdi. Bana tecavüz etmeye çalıştım. Ne kadar ilginç değil mi? Dikkat ettiniz mi arkadaşlar? Şu memlekette kadınlar bir sürü cinayet işliyor. Ama nasıl oluyorsa her öldürdükleri adam bunlara tecavüz etmeye çalışıyor. Bir tanesi de düz öldürsün ya. Biriniz de düz öldürün. Hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Ya biriniz de düz öldürün. Deyin ki ben canım sıkıldı öldürdüm. Bir tane yok mu? Şurada kaç kere kadın cinayet işledi haberi gördük. Bir tanesinde bile demiyor yani ben yok ben düz öldürdüm. Hepsinde nedir? Bana tecavüz etmeye çalıştı. Kanıt var, yok hiç önemli değil. Şu olay gerçekten ayıp. Yani kadının yaptığından da bahsetmiyorum. Kadın zaten belli yani tipten belli yani kafa gidik avukatların bu şekilde akıl vermesine. Bu gerçekten çok büyük bir ayıp. Yani bilmiyorum bana çok ters geliyor. Hani şey derler ya avukat için önemli değil, avukat için kazanmak önemli değil. Tamam eyvallah. Şimdi birçok avukat da itiraz edecek yazacak tamam bir şey demiyorum ama şahsi görüşüm bana ters geliyor. Bana ters geliyor abi. Yani sana diyorlar ki bu kadın savun tamam savun ama niye yalan söylettiriyorsun? Tabi ortaya konuşuyorum. Spesifik olarak bu kadının durumunu bilemeyiz. Birileri akıl vermiş belli ama her kim akıl verdiyse büyük ayıp ve hangi avukat müvekkilini kurtarmak için yalan söyletiriyorsa ben karşıyım